RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, AK Parti İl Başkanlığı tarafından parti teşkilatlarına yönelik iftar programı düzenlendi. Milletvekillerinin de katıldığı programa yoğun katılım oldu. AK Parti İl Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programına AK Parti Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakel ile Serkan Bayram, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut, Merkez İlçe Başkanı Tuna Güneş, İl ve İlçe Parti Teşkilatları, Belediye Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Erzincan İl Başkanı Orhan Bulut, katılımcılara teşekkür ederek AK Parti ailesi olarak Erzincan'ın tüm alanlarda gelişimi için katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Birbirimizin eksiklerini, hatalarını kapatıp ve birlik ve beraberliğimizi koruyabilirsek Allah'ın izniyle bu başarılar devam eder. Önemli olan birlik ve beraberliğimizi korumaktır. Hani eskiden beri bir söz vardır. Ailenle bir ol, köyüne hükmet. Köyünle bir ol, şehrine hükmet. Şehrinle bir ol, ülkene hükmet. Ülkenle bir ol, dünyaya hükmet. Biz eğer Erzincan Teşkilatı olarak ilçelerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, bütün mahalle temsilcilerimize kadar, sandık müşahitlerimize kadar bir ve beraber olmayı başarırsak daha 2-0 değil, Allah'ın izniyle 3-0 da yaparız. Bu ülkede başbakan da çıkarırız, cumhurbaşkanı da çıkarırız. Önemli olan bir ve beraber olmak. Elhamdülillah biz geldiğimizden beri bütün eskiden görev yapan ilk kurucu teşkilatımızdan, kurucu il başkanımızdan başlayarak bütün arkadaşlarımızı gerektiği her noktada onur etmeye, çalışmaya, onlarla birlik ve beraberliği korumaya gayret ediyoruz. Eksiklerimiz yok mudur? Vardır. Ama emin olun ki niyetimiz bu partinin ilk kurulduğu gün bu partiye bir sandık müşahidi olarak, bir mahalle temsilcisi olarak, bir il yönetimi, ilçe yönetimi olarak, kadın kollarında, gençlik kollarında hizmet eden bütün kardeşlerimize minnetlerimizi arz ediyoruz. Onlara bulunduğumuz şu görev süresi içerisinde de sürekli hatırlayacağız. Sürekli onlarla beraber olacağız. Çünkü o zaman biz AK Parti ailesi oluyoruz. 14 yıllık bu AK Parti'nin kuruluşundan bugüne gelen sürede teşkilatında görev yapan, hakkın rahmetine kavuşmuş herkese efendim Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Hasta olanlara acil şifa diliyorum ve sağ ve yaşayanların da her birini AK Parti ailesinin her programına katılıp birlik ve beraberliğimizi korumayı diliyorum. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise konuşmasında birlik beraberlik mesajları verdi. Erzincan teşkilatları hep birlik beraberlik içerisinde olmuştur ve bu birlik beraberliği Türkiye'ye örnek olmuştur. Sayın Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında çıkmış olduğumuz bu yolda yine büyüğümüz, abimiz, bu toprakların yetiştirdiği büyük insan, devlet adamı, dava adamı, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın başkanlığında yolumuza devam ediyoruz. Allah'a hamdolsun. Her seçimde sizlerle birlikte bayrağı ve çitayı hep yukarılara taşıdık. Sağ olun. Allah hepinizden razı olsun. Bizler inşallah önümüzdeki dönemlerde de hiçbir menfaat beklemeden, hiçbir karşılık beklemeden bu kutlu yolda, bu kutlu davada, bu kutlu bayrağı burçlara dikmek için mücadele edeceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. AK Parti Erzincan Milletvekilleri Serkan Bayram ve Sebahattin Karakelli ise konuşmalarında AK Parti iktidarının icraatları hakkında bilgi verdiler. Yaklaşık 8 aydır Ankara'da Sabahattin hocamızla beraber sizleri en iyi şekilde temsil etme gayreti içinde bulunduk. Aldığımız emaneti layıkıyla yürütme gayreti içinde olduk. Ve Sayın Belediye Başkanımız da kendi gücüyle, imkanıyla o da şehrimize büyük hizmetler etme peşinde. İnşallah bayramdan sonra açıklanacak paketle beraber doğumuzun ve Güneydoğumuzun kalkınması daha da hızlanacaktır. Devletin vermiş olduğu teşviklerle beraber özel sektör yatırımını yapacak ve üretilen ürünü geri alma garantisi verecek 5 sene itibariyle. Bu
böyle bir reform bölgemizde, Doğu Anadolu'muzda, Güneydoğu'muzda çok ciddi bir istihdam kaynağı oluşturacaktır. Şimdiden ben bu yeni programın, reformun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yine geçen hafta içi Bilim ve Sanayi Bakanımızla beraber organize sanayimizin eksiklerini görüştük. İnşallah en kısa zamanda onları da tamamlayacağız. İller Bankası'mızla, yönetim kurulu başkanıyla görüştük ve özel idare başkanımızla da irtibata geçerek bu dönem hiçbir köyümüzün, ilçemizin eksiği kalmayacak değerli hemşehrilerim. Epey yol kat ettik. Az bir kısım kalmıştır. Onları da sizlerin desteğiyle ve bizlerin gayretiyle bitireceğiz diyorum. Ben teşkilatımızda bugüne kadar emeği geçen bütün teşkilat mensuplarıma tebrik ediyorum. Rahmeti Rahman'a kavuşanlara Rabbimden rahmet diliyorum. Yolumuz, izimiz aydınlık ve ak olsun değerli teşkilat mensubu arkadaşlarım. İnşallah o acımasız savaşın, o savaşı da meydana getirenleri de Rabbim inşallah ıslah eder, son bulur diyorum. Ben bu vesileyle de hemen şunu ifade edeyim ki terörle mücadelemiz devam ediyor. Gerek Cumhurbaşkanımız, gerek de Başbakanımız. Elhamdülillah artık düne kadar biz Ulaştırma Bakanımızın size selamı var diyorduk. Ama bugün diyoruz ki Serkan Bey kardeşim ifade etti. Davamızın kurucusu, davamızın efsanevi lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan hizmet bayrağını devralan hizmet adamı, gönül adamı, Türkiye sevdalısı, Erzincan sevdalısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Sayın Binali Yıldırım Bey'in hem selamları var hem de her fırsatta her ikisinin ifadesi son terörist kalıncaya kadar mücadelemiz devam edecek diyor. Mücadelemiz devam edecektir. Ben tekrar hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu gidin. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, RT Şah TV'de yayınlanan Birebir programının bu haftaki konuğu oldu. Milletvekili Bayram, Erzincan'daki yatırımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. RT Şah TV'de yayınlanan ve gazeteci yazar Kemal Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Birebir programının bu haftaki konuğu AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram oldu. Erzincan'la ilgili yatırımlar hakkında açıklama yapan Milletvekili Bayram, yatırım teşviklerinden organize sanayi bölgesine ve yeni hazırlanan projelere kadar birçok konuda bilgi verdi. Emeklilikte yaşa takılanlar için bir çalışma var mı sormuş bir izleyicimiz ama. Onunla ilgili bana dernekleri de geldi. İstanbul, Bursa, ülkenin değişik yerlerinden. Ben Sayın Çalışma Bakanımıza da söyledim. Vallahi dedi, ben de emekli yaşa takılanlardanım dedi. Öyle deyince daha bir şey diyemedik. Yani o şu anda bekleme sürecinde, Kuluçka'da. Peki bir diğer izleyicimiz taşeron işçilerin hali ne olacak diye onunla sormuş. İlgili... Ben bununla ilgili hemen ilave yapmak istiyorum. Sizi yayın öncesinde sormuştuk. THYP'den çalışan işçilerimiz de var. Bir ay uzatıldı. Evet. Bu konuyla ilgili de bir... Şimdi taşeronla ilgili... Daha önceki genel başkanımız döneminde, Sayın Ahmet Davutoğlu Bey döneminde biliyorsunuz bir açıklama yapıldı. Belli bir paket hazırlanmıştı. Kadroya geçiş, taşeronla ilgili ve geçebilen geçemeyen de özel sözleşmeli olacak noktasındaydı. Bu neticede bizim seçim döneminde bir vaadimiz. Bunu gerçekleştireceğiz. Yani şu anda rafa kalkmış bir şey yok. Biraz meclisin gündemi yoğun. Şu anda çünkü işsizlikle ilgili bir takım değişiklikler var. Onlar gelecek. Önemli yasa çalışmalar var. Tabii bu hafta Yargıtay Danıştay Kanunu var. Evet. İşte dediğim bayramdan sonra dediğim konuda yatırımlar ilgili kanunlar falan var. Tatil edilmemesi de söz konusu değil mi? Muhtemelen Temmuz'da çalışacak gözüküyor ama şu anda Ağustos tam net belli değil ama çalışma şeyi daha yüksek. Havası daha yüksek. Çünkü yetiştirmesi lazım. Yani emin olun. Çalışması gerekirse çalışalım. Yani biz onun için gittik. Tatil yapmak için gitmedik. Yani bu millete, memleketin sorunlarını görünce, bu vatanı hakikaten vatan için orada cephede, Güneydoğu'da, Sur'da benim vatandaşım şehit oluyorsa biz 24 saat çalışmışız. Çok değil, azdır bence. Evet. Yani o yüzden
bu ülke için çalışalım. O hiç sorun değil. Evet. Demin telaffuzu yanlış. Şeyle ilgili de işte emekli taşeronlarla ilgili inşallah o paket gelecektir. Yani ne söylenmişse o olacaktır. Onun tabii altyapı çalışmaları da olacaktır. Neticede bizim genel başkanımızın açıklamasıdır ve seçim vaadimizi gerçekleştireceğiz. Bu toplum yararına çalışanlarla ilgili tabii bizim bölgelerde bunlar önemli. 6 ay alınıyordu, 8 ay alınanlar oluyordu. Tabii bunlar da önceden mülakattı bizim dönemimizde. Ben geldikten sonra dedim bunlar mülakat değil, tamamen kurayla olacak dedim. Ben merkezde bütün alımların kurayla yapılmasını diğer vekilimizle, il başkanımızla da görüştük. Hep kurayla olacak. Hı-hı. Yani şartları taşıyan kurayla girecek. Kimse kimsenin hakkına... Kesinlikle. Yani bazen ha bize eleştiri de geliyor. Ya sayın vekilim diyor, ben diyor işte çok çalıştım, emek verdim sizler için falan. Ya neticede bize düşen görev kurayla girecek. 300 kişi mi girdi? Bizim hedefimiz ikinci bir 300 kişi daha nasıl alırız onun mücadelesi edelim. Evet. Yani o yüzden toplum yararına çalışanlarla ilgili tabii bitiyor onlarla ilgili süre. Uzaması için bir gayret gösteriyoruz ama ara verilse de kısa bir ara tekrar alımlar yapılacaktır. Tekrar devam edecek. Bir de bizim genel politikamız şu olmalı. Bataklığı kurutmamız lazım. Sinek öldürmekle bu işler olmuyor. Şimdi 6 alıyoruz, 8 alıyoruz. Ya bu çözmüyor. Yıllardır böyle geliyor. Benim içim sinmiyor. Yani içime bu iş sinmiyor. Açık söylüyorum. Doğru söylüyorsun. Yani biz insan lokal çözümlerle... insan emeği kutsaldır. Yani düzenli bir iş istihdam alanı sağlar. Ha hiç mesela iş imkanı yok mu? En azından geçici bir pansuman tedbiri. O arada rızkını kazanıyor, işte çalışıyor, iş hayatına katkı sunuyor ama bunu toptan çözmemiz için demin dediğim o yatırımlar olayı var ya, bunu gerçekleştirdiğimizde Erzincan'ımızda bir 2-3 bin İslam kaynağı oluşturunca emin ol belki buna gerek bile kalmayacak. Evet. Demin bir ufak bir dil sürüşmemiz oldu. Sayın Genel Yayın Yönetmenim de beni uyardı, dedi ki TYÇP toplum yararına çalışan personel diye. Onu hemen buradan düzeltmiş olalım. Rıza Bey'in selamı var. Değerli ERT Şah TV Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rıza Bey'in sizlere özellikle çok selamı var. Aslında Rıza Bey de son derece çalışkan bir insan. Gecesini gündüzüne katan, benim de çok böyle saygı duyduğum, sevdiğim insanlardan biri. İşkolik tabiri yerindeyse ve yaptığı işi de hakkıyla yerine getirmeye çalışan biri. Genç bir yatırımcımız. Kendisinde buradan size ben çok selamı var. Rıza Bey'e selamlarımı iletiyorum. Aleykümselam. Mürvetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Evet, hastane konusundaki hassasiyetinizden dolayı teşekkür ettiğini söylüyor burada size. Hem selamınızı iletiyor, kendi selamını iletiyor ve hastane konusundaki hassasiyetinden ötürü de size teşekkür ediyor. Sayın seyirciler, Erzincan Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından 51 spor kulübüne 125 bin lira tutarında malzeme yardımı yapıldı. Malzemeler spor kulüplerine teslim edildi. Erzincan Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı. 13 Şubat Spor Salonu'nda gerçekleştirilen malzeme yardımı programına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ve spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcular katıldı. Programda konuşan Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, il genelindeki spor kulüpleri hakkında bilgi vererek desteklerinden dolayı Erzincan Valiliğine, İl Özel İdaresine ve İl Genel Meclisine teşekkür etti. 2016 yılında kulüplerimize yapılacak olan malzeme yardımı KDV hariç 125.064 lira. İlimizde 68 spor kulübü mevcut olup bu kulüplerimizi 16 tanesi futbol spor kulübü, 5 tanesi okul spor kulübü, 9 tanesi üniversite spor kulübü, 17 tanesi iktisat spor kulübü olmak üzere 2016 yılında 51 spor kulübümüz faaliyette bulunmuştur. İlimizde 37 spor branşında toplam 17.684 lisanslı sporcumuz, gençlik merkezinde ise 10.117 gençimiz faaliyet göstermektedir. Sizlere büyüklerimizi, spor kulüplerimize sağlamış oldukları imkanlardan dolayı ben spor kulüpleri ve spor kulüpleri bünyesinde bulunan sporcularımız adına hepinize teşekkür ediyorum, arz ederim.
Vali Ali Arslantaş ise spora ve sporculara desteklerinin devam edeceğini belirterek kulüplere faaliyetlerinde başarı dileklerinde bulundu. Ardından spor kulüplerine malzemeleri dağıtıldı. Hepinizin bildiği gibi amatör spor, sporun temelidir. Spor buradan başlıyor. Amatör spor kulüplerimiz bir yandan çocukları ve gençleri sokaklardan ve kötü alışkanlıktan kurtararak spora yönlendirirken, diğer yandan da yetenekli çocuklarımızı daha küçük yaşlarda keşfederek spora kazandırıyor. Bugün ülkemiz için amatör spor yöneticilerinin çok büyük bir iş yaptığına inanıyorum. Sizin bu çabalarınızın Türk sporunun geleceği bakımından büyük değer taşıdığını düşünüyorum ve bunun toplumumuzda giderek daha iyi anlaşılmasını sağlamamız gerektiği kanaatindeyim. Kulüp yöneticilerimize bu anlamda teşekkür ediyorum. Ancak özellikle maddi anlamda ülkemizde amatör spor dallarının çok zorlandıkları da herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu anlamda bizlerle sizlere bu sıkıntılarınızın aşılmasına destek vereceğiz. Spor tesislerimizin eksiklerinin giderilmesine çalışacağız. Toplam 17 bin sporcunun olduğu bir günde 25 bin liralık yardım belki çok görünmeyebilir. Her bir çocuğumuz için 6-7 lira civarında bir yardım sporcumuz için. Ama en azından tarafımızı reddediyoruz efendim. Sayın Yardım. Erzincan Belediyesi tarafından belediye personeline yönelik iftar programı düzenlendi. Programda konuşan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Erzincan Belediyesi personeli geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Başkan Yardımcıları Halil Mutlu, Karabey Atıcı, Sami Moğlu oğulları, birim yöneticileri, belediye personeli ve aileleri katıldı. Programda konuşan Başkan Başsoy, belediye çalışanlarına performanslarından dolayı teşekkür etti. Bunu çocuklarınız gururla söyleyecek, torunlarınız bu yılları gururla söyleyecek. Gururla anlatacaklar. Erzincan gerçekten bir marka şehir oluyorsa bu sizlerin sayesinde oluyor. Allah hepinizden razı olsun. Ben sizleri fazla yormak istemiyorum. İftar saati yaklaşıyor. Bu birlik beraberliğimiz Allah daim kılsın. Birlik beraberliğimiz, huzurumuz daim olsun inşallah. Önümüzdeki Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Daha nice günlerde huzur içerisinde, birlik beraberlik içerisinde buluşmak ve bir paylaşmak dilek ve temennisiyle hayırlı çalışmalar diliyorum. Önümüzde güzel bir sezon var, çok yoğun bir sezon var. Güzel projelere hep birlikte imza atacağız. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan genç çiftçi projelerinin hibe desteklemeleri kapsamında Erzincan'da yapılan başvuruların komisyon tarafından değerlendirmesi sonunda 181 kişi hibe desteği almaya hak kazandı. Türkiye genelinde 378 bin kişinin, Erzincan'da ise 3729 kişinin başvurduğu ve haftalardır merakla beklenen genç çiftçi projesi sonuçları açıklandı. Proje sonrasında asil listede yer alanlara 30 bin TL hibe desteğinde bulunuluyor. Genç çiftçiler 30 bin TL hibe alıp projelerine başlayabilecek. Genç çiftçi projesinin en az 2 yıl daha devam etmesi bekleniyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan proje sonuçlarına genççiftçi.tarim.gov.tr sayfasından ulaşılabilecek. Genç çiftçi projesinde 30 bin TL hibe kazanan çiftçiler 11-15 Temmuz tarihleri arasında sözleşme imzalayacaklar. Erzincan çiçek açıyor. Sayın seyirciler, Erzincan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan bitki parkında yetiştirilen çiçekler kent merkezinde bulunan park, kaldırım ve refüjlere dikiliyor. Bu yıl il genelinde 1 milyon çiçek toprakla buluşturulacak. Erzincan Belediyesi tarafından il genelinde yürütülen çiçek fidesi dikimi devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan bitki parkında yetiştirilen çiçekler kent merkezinde bulunan park, kaldırım ve refüjlere dikiliyor. Bu yıl
Bu yıl il genelinde 1 milyon çiçeğin toprakla buluşturulması amaçlanıyor. Çalışmalar Ramazan ayı nedeniyle gece yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, daha yeşil bir Erzincan oluşturmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Belediye tarafından düzenlenen Ramazan akşamları programları devam ediyor. Her akşam farklı bir programın yer aldığı etkinliklere Erzincan halkının yoğun ilgisi var. Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan akşamları programı devam ediyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her gün farklı bir etkinliğin yer aldığı programa Erzincan halkının yoğun ilgisi var. Belediye Kültür Evi bölgesinde oluşturulan alana dini kitap satışı, hediyelik eşyalar ve seyyar satıcılar renk katıyor. İftarın ardından alana gelerek yerlerini alan vatandaşlar düzenlenen etkinlikler sayesinde Ramazan akşamlarını dolu dolu yaşıyorlar. Ramazan ayı nedeniyle bir iftar yemeği de kayak sporcularına yönelik düzenlendi. Erzincan Alp Disiplini kayak sporcuları ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi. Erzincan Alp Disiplini kayak sporcuları ve aileleri iftar programında bir araya geldi. Antrenörlerin de katıldığı programda birlik beraberlik örneği sergilenirken başarılı sporcular bir araya gelme imkanı buldular. Gerek il genelinde ve gerekse bölgesel yarışmalarda başarı elde eden sporcular düzenlenen etkinliklerle moral motivasyon kazanıyor. Kayak sporcuları etkinliğin düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ettiler. Sırada hava durumu var. Yarın Erzincan ve çevresinde yağmur bekleniyor. Şimdi de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan ve çevresinde yağmur bekleniyor. En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan 20-31, Erzurum 14-27, Sivas 15-31, Elazığ 18-36, Malatya 20-36, Bayburt 14-29, Tunceli 20-36, Gümüşhane 16-31 ve Giresun 23-29 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Pınar Eczanesi. Pınar Eczanesi Halitpaşa Caddesi'nde. Erzincan döviz piyasasında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 2,880, satış 2,925. Euro'da alış 3,180, satış 3,230. RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir Erzincan gündeminde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.